Bu videomuzda transistör ölçümü ile ilgili bazı açıklamalar yapacağız. Yani kısaca şöyle diyelim, transistör nasıl ölçülür ve çeşitleri nelerdir? Bu videomuzda bu konuyu işleyeceğiz. Şemada görünümü bu arkadaşlar transistörümüzün. Base, kolektör ve emitter olmak üzere 3 bacaktan oluşur. Şunu da izah edelim. İki çeşit demiştik. Ters ve düz transistör diye. PNP düz transistör, NPN ters transistör. Şemalarda PNP veya NPN yazmayabilir. Bu yazı olmadığında şemada görsel olarak ters veya düz olduğunu anlamanın en kestirme ve en kısa yolu PNP düz transistörde ok işareti içeriye, NPN ters transistörde ok işareti dışarıya geliyor. Kısaca ok işareti dışarıya geldiğinde ters transistör, ok işareti içeriye geldiğinde düz transistör. Şimdi gelelim bu transistörün arızalı olup olmadığını analog bir ölçü aletiyle nasıl ölçeceğimize. Bu ölçümleri yapabilmemiz için elimizde bir tane analog ölçü aleti olması gerekiyor. Doğru ölçüm yapabilmemiz için. Ve analog ölçü aletimizin konumu da X1'de olacak. Analog ölçü aletimizin konumunu X1'e aldıktan sonra transistörümüz bu. Base, kolektör ve emitter demiştik. 3 bacaktan oluşuyor. Öncelikle şunu söyleyelim. Ters ve düz transistörlerin ölçümü farklı. İlk önce biz ters transistör nasıl ölçülür? Onu gösterelim. Ters transistörün ölçümünde şu şekilde yapalım. Eksi ucumuz base'de sabit kalacak şekilde kalacak. Eksi ucumuz base'de sabit olacak. Artı ucumuzu emitere değdirdiğimizde 10 metremiz şu konumda olacak. Yani ibremiz sona vurmayacak. Omajda kalacak. Yani şu şekil veya şu şekil. Bu arada sekmesi lazım. Base ucumuzda eksi ucumuz sabit kalacak bu konumda ölçüm yaparken. Diğer kolektör ucuna değdirdiğimizde de aynı şu şekil konumumuz bu arada olacak. Yani emitter ile kolektör arasında ölçüm yapacağız. Base sabit kalacak. Eksi ucumuz base'de sabit kalacak. Her iki şekilde de 10 metremiz şu şekil bir omaj vermesi lazım. Sona vurmaması lazım. Bu şekil ölçtükten sonra bu tarafı doğru. Şimdi probları ters çevireceğiz. Bu sefer base'e artı ucu vereceğiz. Eksi ucumuzu emitter ve kolektörde gezdireceğiz. Ölçü aletimizde hiçbir tepki olmaması gerekiyor. Bu şekil olduğunda transistörümüz sağlam. Bir de şunu yapalım. Probumuzun birini emitere, artı ucumuzu emitere, eksi ucumuzu kolektöre değdirelim. Yine ibremizde hiçbir şekil sekme olmaması lazım. Az bir sekme varsa veya sona vuruyorsa, ters çevirdiğimizde yine sona vuruyorsa veya ters çevirdiğimizde yine az bir kaçak varsa bu transistörümüz bozuktur. Hiçbir şekilde oynamıyorsa bu transistörümüz sağlamdır. Ters transistörün ölçümü bu. Düz transistörün ölçümü ise arkadaşlar bunun tam tersi. Ters transistörümüzde siyah uç base'de sabit kalıyordu. Düz transistörümüzde ise bunun tersi. Yani şu şekil. Kırmızı probumuzun yani artı ucumuz base'de sabit kalacak. Yine ters transistöründe ölçtüğümüz gibi emitterde şu şekil bir omaj alacağız. Kolektörde yine bir omaj alacağız. Yani şu iki uçta ölçtüğümüzde omaj alacağız. Sona vurmayacağız. Ters çevirdiğimizde hiçbir şekilde tepki vermemesi lazım. Eksi transistörü ölçerken verdiğimiz örnekteki gibi artı kolektör ve emitter aralarını ölçtüğümüzde de hiçbir tepki vermemesi lazım. Eğer kaçak veriyorsa yani az bir gösteriyor veya sona vuruyorsa bu transistörümüzde kısa devre vardır. Bu transistörümüzü değiştireceğiz.
transistör ölçümünü de bu şekilde kısaca izah ettim. Kolay gelsin.